Merhaba arkadaşlar, Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde elektrik süpürgesi motoru incelemesi yapacağız. Ölçümüne, genel arızalarına bakacağız ve çalıştıracağız. Çeşitli wattlarda elektrik süpürgesi motorlarımız bulunmakta. Motorlarımız kömürlü, yani fırçalı dediğimiz motorlar. Şimdi burada bir tane arızalı motorumuz var, bir tane de çalışan motorumuz var. İlk önce çalışmayan motorumuzdan başlayalım. Küçük ama güçlü bir motor. Bakın burada bir kömürlerin temas etmeme hadisesi var idi. Buradan buraya bir köprü atmışız. Şurada bakın, buradan 220 girişimiz var. Kömürlerimiz kolektörün dilimlerine temas ettiği müddetçe motorumuz dönüyor. Herhangi bir kömür temas etmezse motorumuz çalışmaz. Kömürleri bu şekilde, çoğu böyledir, bu şekilde söküp değiştirilebilir veya bakımı yapılabilir. Bakın buradan böyle çektiğiniz zaman içindeki kömür çıkacaktır. Eğer kömürünüz temas etmiyor ise buradaki yuva kızaklı ya da kızaksız olabilir. Buradaki yuva geri gelmiş olabilir. Bunun gibi bir temassızlık yapmış olabilir veya içerisindeki yay temassızlık yapmış olabilir. Yay biraz gerdirilerek yerine takılabilir. Yani kömür biraz belki ileriye doğru itildiği zaman çalışabilir. Yani kolektörle temas ettiğini görmeniz, şuradaki uzun dilim dilim olan yerle temas ettiğini muhakkak görmeniz lazım. Ayrıca temas ettiğini nasıl anlıyoruz? Ölçü aletimizi omaç konumuna alıp bu şekilde bakın kömürlerinize bakabilirsiniz. Şu anda bakın bize bir kolektör sağlam. Yani kömürler kolektör üzerinden dönüş yapıyor. Fakat motorumuz çalışmıyor dediğimiz gibi. Şimdi buradan da giriş sargımıza, motorumuzun girişine bakıyoruz. Bana hiçbir omaj vermiyor. Bir omaj görmem gerekiyor. Bakın şuna bakalım, sağlamlığını ölçmek için. Bakın bunun girişleri de burada. Hemen bakın bunun da kömürlerine bakalım. Hani kömürlerimiz bitik mi? Kolektörümüzde herhangi bir arıza var mı? Bakın buradan kömürler ve kolektör, yani dönüş yapıyor. Sağlam. Buradan da motorumuzun kendisine bakalım. Bakın buradaki sargımız bize 4 ohm gösteriyor. Şu an bu motorumuzun sağlam olduğunu. Dönen kısma, buradaki şu dönen kısmımıza komple rotor diyoruz. Buradaki de sargımızda ana sargı stator. Statorun içerisinde dönen rotor şu anda bakın komple bu pervaneyi zaten çeviriyor. Pervane buradan havayı vakumlayıp tozu çekiyor. Şuradakine de kolektör diyoruz. Daha değişik isimler verenler de var ama genel olarak kolektör diyoruz. Eğer bu sargı arızalı olursa motorumuz çalışmayacaktır. Kolektörümüzün bu dilimlerinden bir tanesi şuradaki sargı kopuk olursa yine çalışmayacaktır. Veyahut motorunuz bu aradaki dilim, bu aradaki sargı devreyi tamamlamadığı için yine motorunuz tekliğe tekliğe çalışır ve durur gibi. Yani çalışmaz düzenli olarak veyahut hiç çalışmaz eğer oraya denk geldiyse kömürler. Kolektör arızası da genelde o şekilde oluyor. Ya hiç dediğim gibi hiç çalışmaz veyahut da tekliğe tekliğe çalışır veya çalışır durur, çalışır durur gibi arıza verebilir. Şöyle bakarsınız. Hatta buradan kömürlerimiz sağlamsa ve herhangi bir omaj veya bazar sesi alamıyorsak bakın şöyle yapabilirsiniz. Şuradan bakın bu bazar sesi yoksa şunu yavaş yavaş çevirirsiniz. Pervane yavaş yavaş çevirdiğiniz zaman eğer kolektörün bir tarafında bir dilimlerden bir tanesinde temassızlık, sargılardan bir tanesinde bir kopuk varsa oraya geldiği zaman orada size bu şekilde bir ufak bir sinyal verir. Tekrar geri çevirdiğiniz zaman durur. Tekrar verir. Bu şekilde kolektörü anlayabilirsiniz de bir yerde. Yani o da bir bakım yöntemi. Genelde bu şekilde ölçüm yapılması gerekiyor. Aslında yani sökülmesi lazım. Tabii ki. Bunlar dıştan bu şekilde genel bir bilgi, genel bir anlatım. Yani kolektörü söküp de içerisindeki bakın şu küçük dilimleri tek 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 dolaşıp ölçümü de yapılabilir. Burada gene bunu ölçtük. Omajımız var. Fakat buradan baktığımız zaman motorumuzun sargısı ya kopuk veyahut yanık. Şimdi yanık olduğu zaman genelde koku yapar veyahut bizim görebileceğimiz yerde olmayabilir de çoğunlukla gözden görülebiliyor. Hani sökmeden de belki görebilirsiniz buradan veya şuradan karşıdan baktığınız zaman buraya, buradan diğer tarafa baktığınız zaman belki görebilirsiniz kavrulduğunu, yandığını. Ama kopuk olduğu zaman maalesef göremezsiniz sargı nereden kopuk. İçerisinde yanık kokusu geliyorsa zaten o da bize belli eder. Bunlar anlama yöntemleri. Motorunuz çalışmıyorsa, işte herhangi ufak tefek arızası varsa, bakın buradan da gene
Bunun bakın iç rotor sargısı, bakın kolektörün altında motor pervanesinin içlerinin şu kısımlarının temiz olması çok önemli. Hava sirkülasyonu buralardan yapılıyor. Yani buradan hava emişi yapılıyor. Bakın şu aralardan çok kuvvetli dönerek tozların çekilmesini sağlıyor. Onun için bunun önündeki filtrenin çok temiz olması lazım. Bu çok önemli. Burası çünkü artık direkt motora hitap ediyor. Motorun gördüğünüz gibi sargılarına hitap ediyor. Çekişi düşecektir. Daha az emiş yapmasına sebebiyet verecektir buraların tıkalı olması. Bakın burada da daha pervanenin araları daha çok belli. Motordan motora değişir. Buradan mesela şu sargımız, şu ucumuz sağlam. Mesela şu uçla bakın ikisinin arasında şu anda motor sargısı şu arada yanık veya kopuk. Büyük ihtimalle de kopuk. Hani şöyle de bakabiliriz. Bakın şu şekilde şimdi burayla bu motor sargı girişimizle kömür arasına baktık. Bir şey yok. Diğer karşı kömüre baktık. Herhangi bir şey yok. Şöyle diğer motor girişinden buradaki kömüre bakıyorum. Bakın bu şekilde bir omaj alıyorum. Karşıdaki kömüre bakıyorum. Yine bir omaj alıyorum. Yani şuranın sargı ile iletimi kopuk. Bakın şuraya kadar baktık. Geçiş var. Yani bunun arkasında herhangi bir şey olmadığını anladık. Şimdi şuna bakalım. Yine bakın bu şekilde girişimizin bir tanesi. Bakın. Bu şekilde. Diğer sargı. Gördüğünüz gibi bunların ikisinin arasında şu anda geçiş mevcut. Kolektör temizliği ve kolektör bakımı aslında sökülerek yapılmalıdır. İnce bir zımpara ile. Gördüğünüz gibi biraz rengi bu hale gelmiş ama yani bu şekilde de çalışır. Fakat bakım yapılırsa daha randımanlı çalışır. Bakın şu şekilde yine göstereyim. Şöyle yatırdık. Bakın çevirdiğimiz zaman şöyle çeviriyorum. Buradan çeviriyorum. Devamlı sağa veya devamlı sola çevirebilirsiniz. Aynı yönde temizleseniz daha iyi olur. Bakın şöyle çıkardık. Bakın biraz gördüğünüz gibi tam temizlemedim. Bağlantımızı yaptık. Direkt 220 volt vereceğim. Ayrıca şu aradan çok aşırı kıvılcım ateş çıkması motorun kısa sürede çok ısınması da arıza sebebidir. Kömürlere, kolektöre, motora bakılması gerekiyor. Belki bunu dışarıdan göremeyebilirsiniz bu aşırı kıvılcım olayını. Fakat motorunuz çok, makineniz çok aşırı ısınacaktır ve çalışma performansı düşecektir. Zaten motorun devir hadisesinden de bunu anlayabilirsiniz. Şöyle yine şuradan tutalım. Ölçümüne ve arızalarına bir yere kadar bakmış olduk. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.